Kent lokantasını biraz açabilir Kent lokantası işte az önce söyledim. Bir ihtiyaç şu anda yemek. Tomarza'da veya Türkiye'nin her yerinde. Tomarza Türkiye'ye göre daha ucuz ama her yerinde pahalı bir şey. Biz bunu gözleme bazlama, pizza, hamburger üzerinde yoğunlaşarak daha ekonomik hale getirip 360 tane öğrencimiz sadece yüksek okullarımızda var. Ayrıca ikili eğitim yapan Burada Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve ilk okullarımızın da bir kısmı taşımalı. Ee, öyle olunca bunların da öğle yemek ihtiyaçları var. Yani 4000'e bine yakın öğrencinin bulunduğu yerde bu yemek ihtiyacı bir şekilde çözümlenmeli. Gördüğüm çocukları bisküviyle falan e, öyle öğün geçiriyorlar. Ya da annesinin çantasına koyduğu işte helva ekmek falan. Ben de istedim ki gözlemesinden bazı ekonomik Olur. anlamda e, fiyat düşük yapabileceğimiz maliyetine zaten onlar... Doyuruculuğu yüksek, ee, ürünler olsun. Pizza, pizza deyince adı belki pizza ama bizim burada o pizza 90 TL'ye falan satılacak pizzadan bahsediyorum. Aynı kaliteli, ekonomik. Hamburger gençlerin istediği böyle. Yoksa ben onu çok güzel karnıyarıkla, tas kebabıyla falan süslerim ama gençler biliyorsunuz o konuda biraz. Gençlerin istediğini gençlere, gençlerin lehine olacak şekilde vermeye çalışıyoruz. Kent lokantasından kastımız o. Sayın Ayrıca e, müsaade ederseniz e, Şurada tam yan tarafımıza çıkışta bakarsınız Yine seçimde Hanımlarımıza şöyle bir sıkıntı vardı Seçim gezileri yaparken Minibüslerin içinde e, Hep hanımlar bekler Burası biliyorsunuz Minibüs güzergahı Niye bekliyorsun işte e, otobüs Kalkma saatini bekliyor 3 saat var iki saat var işte öbür tarafta bir İstanbul dükkanında bekler kucağında çocuk Elinde baston yaşlısı var genci var bunun Anlaşıldı ki bizim 54 mahallemiz var. 49 tane mahallemiz köylerden oluşur. Yani şimdi mahalle oldu ama eskiden köy dediğimiz düzel kişiliklerdi. Bu 49 köyden gelen insanımız burada eşiyle birlikte geliyor, oğluyla birlikte geliyor ya da minibüsle geliyor. O saate kadar işi yarım saatse minibüs 5 saat bekleyecek. O da ondan 5 saat bekliyor. Ancak bekleyebileceği bir mekan yok. Beyler geliyor kahveye gidiyor, çay ocağına gidiyor ama hanım ya minibüste bekleyecek ya bir esnafın iş yerinde bekleyecek ve bu kucağında çocuğu olan hastanede de e, gelip de işini bitiren de var yine bu hastası da var. Yaşlısı var. O zaman dedi ki bu hanımları biz sizi ben kurtaracağım söz veriyorum. Geldiğim ilk gün hemen verdiğim sözü yerine getirmek için hanım eli diye yine çayın 3 lira olduğu içinde kütüphanesi, televizyonu, çocuk emzirme odası, çocuğunun bakımını yapabileceği bir bölüm, Sohbeti mescit, mescit tabi tabi mescit, İçinde kendilerine ait lavaboları falan olan harika bir tesis yaptım. Şu anda geçerken de bakabilirsiniz. İçinde yine çayı dondurması, gözlemesi, bazlaması var. Aynı zamanda akşamlarda biz orayı aile mekanı olarak yine kullanacağız. Ya yani hanımlarımız da o soğukta, o sıcakta o alt içinde artık bekletmeyeceğim. Esnaf dükkanlarında bekletmeyeceğim. Yine o tesisin yanında, orası bizim eski fırın binamızdı. Yanında köylerimizde üretilen... Şimdi e, hayvancılık bir şekilde yapılıyor. Ama e, süt ve süt ürünleri bizde hep dışarıdan gelir. Yani da süt üretilir ama ayranı bünyen imalatını yapar filan. Biz de artık bunun en azından bir satışı olsun diye o tesisin yanına kapalı pazar yeri, günlük açık köy pazarı oluşturuyorum. Yine onun da çalışmaları bitti. Bina da bitti yani çalışması bitti deyince proje bazında değil. Kapısı, penceresi takıldı, önü yapıldı. Bu en sonunda da Vali Bey eğer uygun görürse birlikte açılışını yapacağız. Orada yoğurt, süt, köyde ne üretiyor ise orada getirip orada satacak. Günlük ama bu. Bu tesislerde de şunu da belirteyim. Belediyemiz bütçesinden değil de Vali Bey geldiğinde anlatmıştım. Bütçen, bütçelendirmenin çoğu masrafında Vali Bey sağ olsun kendisi karşıladı. E hoşuna gittiği bir projeydi. Bedel de Vali Bey veriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ne? Evet. Daha önceleri, Sayın Başkanım o konuda tecrübelisiniz. Büyükşehir büyük bir ortağınız size gerekli desteği de e, yapacağını söyledi Sayın Başkan. Orada da e, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir polimik evet. yaşadınız. Ondan evet. Da istedim. Aslında ben bunu siyasi olarak düşünmüyorum. Biz evet. Cumhuriyet Halk Partisi ya da AK Parti ile MHP ile hiçbir polimik olmaz benim. Ben siyasi kişi olarak görmüyorum o tartışma arkadaş, O tartışma arkadaş mikrofon meraklısı bir arkadaş. O gün öyle bir şeyler söyleme ihtiyacı duydu söyledi. Yoksa e, siyasi parti anlamında ben orada hiçbir ben 10 yıl o meclislerde bulundum. Bu 11. yılım. Hiç siyasi partiler benim işim değil. Bizler yerel yöneticiyiz. İşimize bakarız. Particiliği il başkanları var, ilçe başkanları var. Bütün partiler. Onlar yapsın. Ancak orada bir konu var. O konu hakkında ben bir fikir söyledim. O arkadaşımız da karşı bir fikir söyledi. Konu zaten anlaşıldı. Konu kapandı. E, ancak bazen işte şey oluyor acemi, kendini gösterme karşısında olan arkadaşlarımdan da böyle ufak tefek şeyler çıkıyor. Ama o bizim CHP ile, CHP'nin AK Parti ile falan takıştığı anlamına gelecek bir şey değil. Kişisel bir şeydi bu. Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettiğiniz... Büyükşehir Belediyesi, net söylüyorum. Geçen televizyonda da söyledim. Büyükşehir Belediyesi sağır. Şikayetleri duymuyor. Büyükşehir Belediyesi kör. Gözü görmüyor. Culha'da afet oluyor. Haberi yok. Ekin'de de yangın oluyor, haberi yok. Hede geçsin mantığında yürütüyor Büyükşehir Belediyesi işleri. Çok da bir şey beklemiyoruz çünkü görüyorum ki kendine yetecek halde de değil Büyükşehir Belediyesi. Çok da artık duyarlı da değil bu konularda. İlçeleri kendilerine yük gördüğünü görüyorum. Ben bunu geçen toplantıda Mendo abiye kendisine de söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Kişisel bir e, sorunumuz yok. Evet. abi kardeş, saygıda, sevgide sorunumuz Tomarza'da yok. E, ama Bizi. sırf Tomarza değil. E, Büyükşehir'in ben sanmıyorum ki 5 aydır, 4 aydır bir belediyeye bir şey yaptığını sanmıyorum. Pınarbaşı hariç işte orada da seçim vardı, da gitti geldiler falan. Büyükşehir sadece dili var. Gözü kör, kulağı sağır. Dili var, konuşuyor, güzel övünüyor. Onun dışında gelsinler 4 ayda biz de Tomarza'ya şunu yaptık. Demeli'ye ya şunu yaptık. Yahyalı Vali Bey'in yaptığının onda birini Yahyalı'ya yaptıysa ne derseniz deyin bana. Ama yapı, tabii ki genel bir şey yapı, oluştur, kanaat oluşturmak için de söylüyorum. Yani dili var, kulağı ve gözü görmüyor, duymuyor. Çok teşekkür ederim başkanım. Zaman sağ Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Amacımız Tomar'da da kimseye ayırmadan, ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak bir yönetim sergilemek. Kapının içinde particilik hiç yok. Hangi parti olursa olsun. Bütün partiler bizim. Bütün insanlar bizim. Paydamız Tomarza. Öncelikli paydamız Tomarza. Tomarza'nın lehine olabilecek en önemli şey de bana göre birliğimiz, beraberliğimiz. Bu birliği, beraberliği parti için, şunun için, bunun için bozmayız. Bozmaya da bizler kendi adımıza söylüyorum. Fırsat vermeyiz. Kardeşiz, düğünümüz bir, cenazemiz bir. Asıl olan bu. Ee, bu uğurda da devam edeceğiz inşallah. Tamamen eksiklerini biliyoruz. Yavaş yavaş da çözeceğiz. Hiç eskiye dair yakınmam yok. Vardır evet sorun ama çözmeye geldik çözeceğiz. Nasıl bir e, eskiye dair deyince nasıl bir bütçe aldınız? Nasıl bir <laughs> Aldığım bütçe şu. 105 milyon bütçem var. Ee, benden önce yapılmış. 75 milyon civarında da borcum var. Bu borcun 10 milyonu Geçmiş yönetimde değil, daha önceki yönetimlerden de biriken emekliliği gelen arkadaşların emekli ikramiyeleri. Yani bu borca sayılır sayılmaz ben bilmem ama önüme gelen tablo bu. O 10 milyonda ben ödeyeceğime göre. 60 milyonda esnafa, tüccara, müteahhite 3 ay, 4 ay içerisinde toplam yapılmış borçtan bahsediyorum. Birinci aydan dördüncü aya kadar ben gelene kadar yapılan borç miktarından bahsediyorum. SSK ve şey hariç vergi borcu hariç. Böyle önce elbette var borç. Ben tekstil atölyesinde mahkeme kararıyla aldım. Şurada yapılan cumhuriyet meydanımız var. Bundan gelen faturalarda biraz hoşuma gitmedi. Onu da mahkemeye verdim. Onun da bilirkişi raporları gelmeye başladı. Yetimin hakkına sahip çıkarım. Babamın oğlu olsa yetim hakkı gördüğüm zaman onu mutlaka yargıya götürürüm. Götürmeye de devam edeceğim. Kimseyle bir husumetim yok. Eskiyle bir meselemiz yok. Hani devri sabık diyorlar öyle bir durumda değiliz. Onlar da Tomazan'ın için çalışmış arkadaşlarımızdı. Ama burada gördüğüm bir noksan varsa, bana göre gördüğüm bir noksan varsa mahkemeden bunu teyit ediyorum. Vicdanım rahat etsin. Hemşehrilerime bunu, halkıma bunu anlatayım. Deyim ki burada endişemiz vardı ya. Bu endişemizi mahkemeye götürdüm. Mahkeme bu endişemizi yersiz buldu. Vicdanımız rahat. Mahkemeye götürdüm. Mahkeme bizim endişemizi yerinde buldu. Şu tespiti yaptı. 10 lira borcum vardı. 5 liraya düştü. Ben de o 5 lirayı ödüyorum. Gene vicdanım rahat. Hiç acımaz. Bende de boğaz da acımaz. Boğazımı kesse devlet keser. Biz de bağış üstüne deriz. Hiç sıkıntı yok. Bizler de devletini seven insanlarız. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık.